Mancini. Büyük hocadır. <laughs> çok de, derinlikli bir analiz. <laughs> Ama finaldeki ben insinye, sahte dokuz hamlesi bence çok cesur, çok inovatif ve mükemmel sonuç veren bir hamle olarak tarihe geçti. <laughs> Merhabalar, Tardin Büfe'de bir kez daha beraberiz. Nasılsın? Emrecim merhaba. Bugün inanılmaz bir turnuvayı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Sen de benimle aynı fikirdesin değil mi? Kesinlikle aynı fikirdeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne oldu anlamadım şimdi. Bir şey taklit desen tam değil. Seslendirme yaptım. Kimin? Genel. Vururdu reklam mı? seslendirmesi Abi, gibi. mı? Yok, kendi sesimi çok kullanmak istemedim. Ha. Birazcık inzivaya çekilmek istiyorum dünkü skandaldan sonra. Ne gibi? İngiltere tarafındaydık ya. Ha. Şimdi eleştirilerin odağında daha fazla bulunmak istemedim. Ee, bir sorun var sana. Sorun. Güzel bir tişört. Neyi temsil ediyor şu anda? Yani hem e, kirliğini Bonucci ikilisine bir saygı duruşu olsun dedim. Hem bir İtalyan bayrağı var burada. İtalya tişörtüm hala kirli de yıkayamadık. Yıkasam da e, ütüleyecek şeyim yok evde. Yani ütü. Ütü var da Gücüm. beceri yok. Ütü ütüleyecek beceri yok. O yüzden, yani kardeşim tişört ütülemek de ne bileyim üstüne i, otursan ütüleniyor ama yani sen bilirsin gene? Ben hiç ütülemedim gerçekten ama benim bir yöntemim var abi. Ee, doğru asmak. Evet evet yani doğru asmak da değil. Çamaşır makinesinden çıkıyor ıslak ıslakken ama daha kurumamış olacak orada ıslakken. Askı. E, ı, tamam askı da ama nasıl askı? Şöyle abi iki defa silkiyorsun <laughs> tamam mı? Bak gerçekten yani e, ıslakken oluşan bütün kırışıklıklar bayağı azalıyor. Tamamen yok olmuyor tabii ki. Bayağı azalıyor. Yani bir de ben şey böyle ütülenmiş böyle dümdüz Yaşanmışlık seviyorsun. Tişörtler giyen, <laughs> giymeyi seven de biri değil. Tişört dediğin biraz buruşuk olacak. Abi zaten giyiyorsun. Bir yere oturuyorsun, sırtını yaslıyorsun, arka taraf şey, kırış kırış oluyor. Bu şey gibi yani yatağı niye topluyoruz? Zaten abi. akşam gene yatıyoruz gibi bir aynen, şey oldu. Aynen. Aynen. Benim bizim evde de yani iç çamaşırlarını bile şey yapıyorlardı abi. Ne şey yapıyorlardı hocam? Ne gerek var abi? Ben Ona ben de katılıyorum. Yıllarca Baxter'ın ütülenmemesi gerektiğinin mücadelesini <laughs> verdim evde. Kabul ettiremedik ablama. Ütüleniyordu yani. Tekstil sektörüyle savaşın bittiyse <laughs> Bitti. bir sorun daha olacak. Ee, peki sen burada birazcık laf kalabalığına getirdin buradan çıkmak için de. Bu Neydi? tişörtün yanında hangi tişört duruyordu? Dün penaltılar aksi bir sonuçla bitseydi neyle gelecektin buraya? Sampdoria'yla mı gelecektin? Şu programda da Sampdoria'ya giyeceğim. Hayır. E, Roberto Hocama saygı. Dünkü maç başka türlü bitseydi diyorum. Vallahi yok benim İngiltere tişörtüm yok. Hakikaten yok. yok. Vallahi yok ya. Ama yani bilmiyorum. Ya yani ben yine böyle bu tarz bir şeyle çıkabilirdim geyik olsun diye. Peki dün finalden önce kimin kazanmasını istiyordun? Vallahi abi çok ortadaydım ben. Seninle birazcık aşk ve iş konuşmuştuk hatırlarsan. Evet yani bak gerçekten İtalya aşkım gibi hatta eski aşkım biraz. Ee, İngiltere'de işim. E, ee, i̇şimle de evliyim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Klasik cevaplardan biri de biliyorsun. İyi diyorsun. Devam neden, <laughs> neden evlenmiyorsun? Neden hayatında biri yok sorularında? Ben işimle evliyim. O yüzden de hani böyle İngiltere'de yaklaştığım zamanlar oldu ama abi çok değişiyor. Hakikaten bir yandan düşünüyorum. Roberto Mancini'nin gösterdiği şey çok hoşuma gidiyor. Chiellini de bunun için benim en sevdiğim figürler. Ee, şey, Nesta, Cannavaro sonrası İtalyan futbolunda. Onlara çok yakın hissediyorum kendimi falan. Böyle bir İngiltere'ye gider gibi oldum maçın başında ama İngiltere'nin attığı gol ve İtalya'nın böyle ilk reaksiyonsuzluğu vesaire çok dağıldılar. İlk 55 dakika çok acı çektiler. Sonra İtalya'ya döndüm biraz. Falan K karmaşık yani. O Ama zaman biz bu programı... Güzel yani yapıyoruz? böyle olması güzel. Çünkü sonuçta her türlü sevdiğim bir takım kazanıyordu. Evet her türlü sevdiğim bir takım kaybetti. Ama ben böyle olmasını tercih ederim ya. Neden programı yapıyoruz? Neden Konseptimiz yapıyoruz? Konseptimiz ne? <laughs> Bilmiyorum. Yani şöyle neden <laughs> yapıyoruz? Son tardini büfede burada. Ligler bittikten sonra şey söylemiştik bu sezon finali değil, sezon finalini Euro e, bittikten sonra son bir programını yapacağız şeklinde aslında bunun açıklamasını yapmıştık. E, yani bir toparlayalım dedik turnuvayı. Aslında yani toparlanacak bir şey de kaldı mı emin değilim. Her akşam burada canlı yayında bir, bir, bir buçuk saat of. her şeyi konuştuk ama senin dahi yani fikrin gerçekten. <laughs> özel, özel bir şey. bir şey olmasın dedi. Böyle başlıklara ayıralım. Yani yine muhtemelen konuştuğumuz şeyleri, bazı şeyleri tekrarlayacağız ama... E, yani tekrar edilmesi gereken şeyler de var. Senin Özel formatınla 10 <laughs> e, başlığa ayırdık. Ee, ben başlıkları okuyayım mı? Oku. Penaltılar, kanat bekler, teknik direktör dokunuşları, sürprizler, hayal kırıklıkları, evet. o an, trendler, bitcoin, kırılma anı ve turnuvarın 11 diye 10 tane başlığımız var. Bunların altını kısa kısa doldurarak bir kapanış yapıp bir toparlama yapalım dedik. Evet Başlayalım abi. o zaman. Başlayalım abi ya. Dümdüz penaltılarla giriyorum. Penaltılar seninle turnuva boyunca da çok atıştığımız şeylerden biri. <laughs> yok solaklar atar yok kaçırır vesaire. Kim kaçırdı son penaltıyı? Solak kaçırdı. <laughs> Ama yani böyle bir ya mantık olabilir mi yani? Abi ya en belirici penaltı kaçtı. Oğlum yani. sağ ayaklı da kaçırıyor. Bak Bernardeski de attı. Kötü penaltı attı bence. Çok iyi. Yani kötü demeyeyim hadi. Peki burada... Ama çok iyi değil yani. Yerden ortaya vuruyorsan biraz daha tempolu vurman lazım. senle Beraber yaşadığımız bir anı söyleyeceğim sana. Uzatıyor penaltıları. 119. dakika tabela kalktı. İki tane isim gördük orada. Sancho, Rashford. Yani penaltı hazırlık olduğu çok belliydi bunun. Ben senin iki arka koltuğunda oturuyordum. Sana seslendim. Oğlum dedim kim çıkacak? Bak Saka bir. Hani Saka kesin çıkacak. Aynen. İkinci kim? Aynen. Senle onu bulmaya çalıştık. Bak, doğru. Hatırlıyor Aynen. musun? Evet. Dedim ondan sonra senle sen de bir fikir verdin. Hani şu olabilir, bu olabilir falan filan diye. Seninkilerden biri tuttu. Walker'dı galiba bir tanesi. Tamam, in değilim ondan. Ben de değilim. Henderson'ın çıkmayacağını düşünüyorduk ama. Çünkü hatta şey diyor, seçiyoruz senle. Henderson vardır diyoruz. Abi ben kim başladım. atar diyoruz? Kane atar, Grealish atar, Sterling atar. Ben Maguire atar dedim, 4. Sterling mi dedik? Yok, 5'te de kimdi? Rashford atar dedik. Işte. Rashford, Rashford. <laughs> Aynen, Rashford giriyordu çünkü ve... Rashford giriyordu. Olmadı, ondan sonra Trippi atar, Sancho atar falan filan. Yani sakayı 19 yaşında profesyonel kariyerinde penaltı kullanmamış. Herhalde çıkaracak diye tahmin ettiğim. Valla doğru ben de öyle düşündüm. Abi adam 5. penaltıya koydu Sakai. Sen bu çerçeveden baktığında doğru yani bu finalde ve şampiyon da belirledi sonuçta. Bu penaltılar deyince biraz da bunu konuşalım dedim. E tabi yani doğru durmuyor abi. Kesinlikle doğru durmuyor. Yani Sakın'ı, Sakay'ı orada 5. görünce çok yani bak 4. penaltılar bitti. 5'te hepimiz grilişi bekliyorduk orada. Grilişi bekliyorduk. Sakai görünce oha falan dedik ki zaten iki tane üst üste kaçırmışlardı. Yani işte girenler kaçırdı orada. Rashford Sancho arka arkaya. Üzerine Saka'da tuzu biberi oldu. Ee, vallahi yani dün programda da konuştuk. Gerçekten doğru durmuyor. Ve şeyi de konuştuk yani burada. Söyledik. Çünkü turnuva boyunca konuşulan şeylerden biriydi. Yani Gary Stoutkett gerçekten penaltılar konusunda belki de turnuvada en çok kafa yoran teknik adamdı. Bütün İngiltere kampından gelen haberler o yöndeydi. Kendi açısından belki doğru yaptı ama ben Saka'yı penaltıcı olarak düşünmedim abi. Sen de düşünmedin işte. Abi Saka Topa penaltı vurmuyor. Ama yani böyle o penaltı atacak oyuncu ya da 5 penaltıdan birini atacak oyuncu gibi gelmedi bana. yani hele 5. penaltıyı yani 5. penaltı tamam oraya da kalmayabilir Doğru. ama yani oranın çok stresli olacağı çok belli yani. onu bir noktada çok büyük ihtimalle diyelim. Sterling tüm... var elinde. Grealish var. Yani ve 19 yaşında bir çocuğu oraya koyduğunda şöyle bir problem de var. Yani risk almayacaktır. Kendi en iyi tarafına vuracaktır. ve Solaklar da en iyi... ...çapraza vuruyorlar işte yani kalecinin soluna vuruyorlar aynı şekilde. Hı. Doğal tarafa vuruyorlar. ya abi yani hani bir öncekinde Sancho kaçırmış zaten almış aynı taraftan Donnarumma. Çok belliydi aslında kaçacağı bir taraftan. Sterling'in penaltılarda düşünmemesi çok anormal gelmedi bana. Çünkü hakikaten böyle karar mekanizmasında bazen sorunlar yaşayan... E, ...baskı altında biraz saçmalayan bir oyuncu e, Sterling. <laughs> ben Sterling mesela beşte olmamasını bekliyordum zaten yani. Oraya hiç düşünmemesini bekliyordum. Ben onu Saka'nın sadece. Saka kesinlikle öyle abi. Zaten şey de ya, maçtan sonra da bugün e, bütün yorum mesela Roykin saçmalık diyor. Ve elinde tecrübeli oyuncular varken mesela o Sterling demiş. Yani Sterling atar orada. Sonuçta City ile çok fazla böyle maç oynadı. Ee, bu baskıyı daha iyi kaldırabilecek bir oyuncu diyor. Ee, Roy Keane benzer şeyler söylemiş. Jose Mourinho aynı şekilde yani 5. penaltıda Saka bana da pek doğru gelmedi e, diyor. Bana da gelmedi. Mehmet yani, abi ya tek bir ihtimal son. var burada. Trippier'ın atmadığı bir denklemde işte. Ya, Trippie şey yapabilirdi abi. Mi? Kane 1-5 yapabilirdi ya. Ya Olabilir. Sakay'ı 2 2 olmayabilir. Mesela 3'e koyabilirsin Sakay'ı. Ya tek ihtimal var benim aklıma gelen. Sterling ben Sterling'i iyi bir penaltı olacak konumlamıyorum. Sadece Saka'nın önüne yazdım. Hı hı. Hadi o da değil. Yani bunların biz atmak istemiyoruz demiş olma ihtimali dışında bana hiçbir mantığı yok gibi geliyor. Grealish atmak işin, istiyorum at demiş. E, ee, o zaman... Mesela dün o da konuştu. Tamam, Mehmet, Mehmet abi herhalde atmak çok... istemiyorum dedi. dedi. Evet, başka bir ihtimal gelmiyor aklıma çünkü. Aynen. E, ee, yani, grilli için bence de bir ilk beşli olması gerekiyor. Topayı vuran bir oyuncu çünkü. Tamam Saka da fena vurmuyor topu ama grilli iş daha net yani. Abi duran top kullanan bir oyuncu en basit. Ve abi star işi olan evet. bir oyuncu. Yani, star, yani altında Saka öyle değil. Tamam Saka da genç yetenek. Potansiyel var da ne oyuncu ama Jack Grealish star yani. Zaten işte 50 bin kişi, 60 bin kişi, şimdi bir oyuncu. Şimdi o çok daha rahat. Zaten oyun stili de çok rahat Jack Grealish'in. Orada baskı hissetmez. Belki hisseder. Bütün İngiliz oyuncuları hissetmiştir ama en az hissedecek oyunculardan biridir evet. Grealish diye tahmin ediyorum ben. Yani so sadece sakata değil abi. Sonuç penaltı 23, 21, 19. Yaş ortalaması 21. Yani oraya gitmemen lazım sonuç penaltıda. Yani bu kadar 50 yıldır, 50, yani yarım asırdır büyük kupa kazanamayan, yarım asırdır final oynayamayan takım final oynuyor. Penaltılara kalmış, baskının en tepeye çıktığı ortam. 3-4-5'i öyle yapması yani gerçekten ki ya belki çok doğru geri saat kendisine göre. Çünkü oyuncularla o çalışıyor. Günlerdir, belki aylardır penaltı çalışan o oyuncularla. Ama yaş, tecrübe, baskı kaldıramama, baskının zaten işte bu yarım asırlık hadisenin yüzünden çok çok büyük olması yani bu oyuncuların, bu gençlerin omzuna öyle bir sanki yük yüklenmemesi gerekiyordu. Bir de son olarak burayı kapatmadan şey şeyi de söyleyeyim. İ İtalya'nın 5 penaltısını söylüyorum sana. Berardi, Belotti, Bonucci, Bernardeschi, Jorginho. Ben sana gelip desem ki İtalya'da Belotti ile Jorginho penaltıları kaçıracak. İlk 5 penaltı. Diğerlerini söylemiyorum. Belotti ile Jorginho kaçırdı Aynen. desem. Ne derdin? E, kaybetmişler derlerdi muhtemelen. Yani ata en iyi iki penaltıcı Bence bu de ikisi burada muhtemelen ilk beşte. Ve ikisini kaçırdığı denklemde. Hele ki maç giderken yani atsa şampiyon oluyordu Jorginho. Onu da kurtarmışken yani çok büyük bir fırsat tepildi gibi geliyor bana ama evet. tabii yani yapacak bir şey yok artık. Geçmiş olsun. Kesinlikle öyle. Ee, bu arada seninle o solak penaltıları tartıştığımız hadise dün Barış bir daha söyledi onu. Seri penaltılarda, büyük turnuvalarda solaklar 169'a düşüyor. Evet, öbürü 174'te 174, yaklar, 174 kal 174, 174 var. Kalıyor. 74, 75 kalıyor. 74-75 arası böyle tamam yukarıda 75'e yakın. Baskı. Saka bir kez daha bunu doğruladı gibi. Abi işte 19 yaşında çocuğu da atmayacaksın oraya. Atmayacaksın yani. On Çocuğun da kariyeriyle oynuyorsun bir taraftan yani. Baskı baskı. Ha bu arada şeyler şeyde de söyleyelim açmışken konuyu. İşte Sancho'ya da Rashford'a da Saka'ya da ırkçı saldırılar vesaire bir sürü abuk sabuk yazanlar vesaire Abi dün bir, bir, birkaç Instagram caption'ı falan evet. gördüm. Yani ilk etapta Twitter'ın, Instagram'ın vesaire sosyal mecraların kendi içinde buna zaten bir hani engel mekanizması geliştirmesi lazım. Hani olmadı zaten onların bir şekilde hani siber suçlar mıdır nedir vesaire Irk, ırkçılık yani sokakta birine gidip ırkçılık yapmaktan hiç farkı yok onun aslında. <laughs> vallahi hakikaten iğrendim ya. He. İğrendim. Başka da bir şey söylemiyorum. Ben merak ediyorum yani. Ben dediğim dün de programda da söyledim. Eee Sterling bir Rashford'tan şeyler bekliyorum ben kısa bir süre içerisinde. Bir reaksiyon bekliyorum. Geçtim ikinci başlığımız. Geçtim. Kanat bekler. Turnuvaya imzasını vuran pozisyon diyeyim. Hı, -hı. Diyeyim en azından sen altın doldurursun. Aksi düşünüyorsan söylersin. Finalin de sağ kanat bekinin açtığı ortayla sol kanat bekinin Aynen. bitirmesiyle e, İngiltere'nin attığı bir golle başlayan bir durumda aslında bayağı bir damga vurdu. Diyebiliriz ki turnuvanın belki de en iyi kanat bekinin iki maç önce sakatlığı sebebiyle kapattığını da hesaba katarsak ne diyeceksin merak ediyorum. yani aslında şey gibi oynamıyor. Spinazzola baktığın zaman normal bek. 400 savunma çünkü İtalya ama hücumda üçlü gibiler. Yani hücumda kanat bek. Evet. Hatta yani kenar oyuncusu. O yüzden onu da kesinlikle öyle değerlendirebiliriz. Yani toplu oyunda çünkü üçlü savunma. Ya orada evet, şeyi yani. de ayıramadım sonuçta. Yani o şekilde bir başlık koydum. İşte ne bileyim M'lerin pozisyonları. M'le ne kadar gidiyorsa o daha fazla gidiyordu belki abi, falan tabi, tabi. filan. Aynen abi. Şekilde... M'leden bir fark yok oyun evet. itibariyle toplu oyunda. Ama mesela İtalya'yı bu turnuvada dörtlü savunma takımları arasında yazıyoruz mesela. Ama aslında öyle değiller. Yani yarım üçlü yarım dörtlü savunma takımı İtalya. Ee, ama kağıt üzerinde dörtlü diyeceğiz. Ama şöyle bir gerçek var. Bunu zaten daha önce programlarda söyledim. Çok da uzatmayayım abi. Bunu da çok konuştuk çünkü e, ee, turnuvada ya 16 ya da 17 takım üçlü savunmayı kullandı. Ve bunların 11-12 tanesi ana plan olarak yani hatta 13-14 tanesi kuvvetli plan olarak kullandı. E, ee, bazısı dörtlüyle başlayıp üçlüye dönüp üçlüyle devam etti. Bazıları da üçlü kullandı ağırlıklı bir şekilde arada 4'lüye döndüler vesaire. Ama 13-14 takım ana plan toplamda da 16-17 takım üçlü savunma kullandı e, bu turnuvada. Yani e, 84, 86, 88 90, onlardan çok emin değilim çünkü biliyorsun ilk 84 e, Avrupa Şampiyonası Michel Hidalgo'nun Fransa'sında aslında ortaya çıktı. ilk bence e, üçlü savunma. E, benim yaptığım araştırmalarda her şey oraya gösteriyor ama birçok insana göre 86 Dünya Kupası Carlos e, Bilardo ile, Arjantin Maradona'nın şampiyonluğa götüren e, takımıyla e, ilk olarak üçlü savunma ortaya çıktı. 84-86 o civarlarda. Ondan sonra 88-90 oralarda üçlü savunma hakimiyet gösteriyor ama... 94 ve sonrasında yok abi böyle bir şey. Yani e, üçlü savunmanın böyle kendisini gösterdiği, kafayı uzattığı turnuvalar var. 2014 Dünya Kupası mesela. işte 32 takımın eee 7'si üçlü savunmayla Onlarda da çok radikal tercihler olarak görülüyordu. Yani tabii. Birazcık şey nasıl söyleyeyim? Hani turnuvanın renkli takımı da bunlar tabii, tabii, gibi. Aynen aynen öyle. Şeyde de öyle abi. 2018 Dünya Kupasında da yine e, 7 takımı öyle oynadı. Euro 2012'de mesela 16 takım hiç üçlü savunma yok. Arada Euro 2016'da da galiba 24 takımın yine 7'si. Avrupa Şampiyonası'nda da üçlü savunma ama yani 32'de 7, 24'te 7, i̇şte 32'de 4 mesela şeyde 2018 Dünya Kupası'nda da 4-5 takım var sadece. Bu arada bir şey soracağım. Üçlüden kastın şey mi? Yani sonuçta sen 84-86'ya çizgi çekiyorsun ama Hı -hı. öncesinde mesela 5'li savunma var onlar bir şey ya da ne bileyim işte Libero var biri. iki şeyin arkasında, stoperin arkasında. Beşli var ama o savunmadakiler de beşi de oradalar zaten. Yani, Yo, hani şu andakiler değil. Hani ben... üç, üç stoper var mı yok mu? Önemli olan tamam, üç okay. savunmacı. Üç merkez savunmacı var mı yok mu? Tamam. Önemli olan olsa her e, üçlü savunma rakip, top rakipteyken beşliğe döner. Top aldığı zaman e, çok daha agresif oynayabilir kanat bekleri. E, o yüzden... E, yani takımların yarısından çoğunun hatta 160-165'inin üçlü kullandığı bir turnuva zaten bu yönüyle de çok fazla öne çıkıyor. E, oyuncular çok fazla parladı. Ee, hakikaten yani dörtlü savunmanın öndeki kenar oyuncularının e, rakip yani üçünün takip problemi. Yani da zaten çok fazla kendisini gösterdi. Onun da ayrı yazı da yazdım ben. Ee, çok kolay bir şey değil eşleşmek. O yüzden de hakikaten yani bence şu anda teorisyenler bunun üzerine biraz daha fazla düşünecekler. Yani bir tercih üçlüye karşı üçlüye dönmek ama bazı takımlarda dönmek istemiyor. Bazı teknik adamlar dörtlülü oynamak istiyorlar. Çünkü bütün pres planlarını, karşılama planlarını, toplu bir şekilde rakip yarışma yerleşme planlarını iki soper üzerinden kurmak istiyorlar. Öyle bir ortamda özel bir plan ya da özel bir takip planı, özel bir karşılama planı ortaya çıkarmaları gerekecek. Şu anda hakikaten net bir üstünlük en azından bu turmada gösterdiler diyebiliriz. Burada sırayı değiştiriyorum, trendlere geçiyorum. Geçelim. Ee, her turnuva aslında ya da turnuvaların bazıları diyeyim, her turnuva demeyeyim, hepsinden böyle bir şey çıkmıyor da. Belli bir oyun anlayışının, belli, yani şu anda üçlüden bahsettik, üçlü savunma kurgusundan ve onun akışından bahsettik ama ben daha genel sorayım. Evet. 2004, 2000'lerin ortası 2004 Avrupa Şampiyonası özellikle Yunanistan'ın zaferi işte Mourinho'nun Chelsea vesaire dediğimiz bir noktada işte ee, Fizikli savunma önü oyuncularının, defans forta savunucularının işte... Esiyenlerin, makelelerin, diyarraların olduğu bir dönem... Ve oyunun daha e, hücumdan savunma odaklı bir hale geçtiği bir dönem. Hı hı. Devamında 2010'ların başıyla beraber İspanya'nın ve Barcelona'nın... E, başını çektiği bir hücum futboluyla beraber tekrar hücum futbolunun... E, geçer akçe sayıldığı bir dönem. Bugün geldiğimiz noktada... Biraz daha bana bir denge oyunu var gibi geliyor ama... Sen bu turnuvanın trendi... Bu oyunu daha kısır bir tarafa mı götürür yoksa daha verimli bir tarafa mı götürür? Futbolun önü nereye gidiyor buraya bakınca? Ya abi ne futbol nereye gittiğini tahmin etmek kolay bir şey değil. Çok değişiyor. Hatta onu yani Avrupa Şampiyonları son iki Avrupa Şampiyonu üzerinden konuşabiliriz. Ama bu turnuvada tren neydi dersem, bence topa sahip olma oyunuydu. Yani topa sahip olan takımların kendisini daha rahat gösterdiği, daha yukarıya gittiği. Yani yarı finale bakalım mesela. İtalya bir topa sahip olma takımı. Danimarka bir topa sahip olma takımı. İspanya Türk turnuvanın en iyi topa sahibi olma takımı. İngiltere de yani evet bir karşılama takımı ama rakibe göre diyelim ona. Abi diyor. şöyle söyleyeyim bak final öncesi İngiltere ile İtalya'nın topa sahibi olma ortalamalarını biliyor musun final öncesi? 55 54 İngiltere 53 İtalya. Altı maç itibariyle. Şimdi ama, İngiltere topa sahibi olma takımı İngiltere değil değil mi? Final öncesi öyle. Ben zaten şunu söylemeye çalışıyorum yani rakibe göre dedim. İskoçya maçında yani, atıyorum İngiltere he, Ukrayna maçında şöyle. İngiltere. Yani, İngiltere de böyle. Ama Almanya maçında değil. Değil tabii aynen maçtan maça değişiyor ama İngiltere içinde böyle tamamen sadece şey diye, diyemeyebiliriz. yani onlar da topla e, oyunu dengede kurdukları ya da topla Değil beraber savunma yaptıkları zamanlar oldu. Ee, evet biraz öyle. Yani 2018 Dünya Kupasında da çok daha inovatif bir takımdı İngiltere. Orada da 153'tü ortalamaları mesela. O zaman şuradan çıktık diyorsun. Yani topu rakibe bırakalım ve yani rakibin hayır. yapacağı aksiyonlar üzerine işte tırnak içerisinde şok pres, gelgen pres, işte veya yani ne bileyim başka türlü bir aksiyonla beraber rakip top rakipteyken onun yapacağı hatalar ya da onu zorladığımız hatalardan yarattığımız bir oyun yerine kendi ürettiğimiz bir oyuna tekrar bir dönüş var diyorsun. Ya, bu turnuva bunu gösteriyor. Hatta şunu da şöyle söyleyeyim. Bu turnuvada topa sahip olan takımlar ağırlıklı bir şekilde kazandı. Bak Euro 2016 yine 51 maç. 51 maçın sadece 15'ini topa daha fazla sahip olan takımlar kazanmış abi. 51'de 15, %30 demek. Yani üçte birinin altında bu turnuvada kaç biliyor musun 51'de? 29-30 falan. 26. Acayip 26. Çok yüksek bir oran. Yani maçların yarısından çoğunu topa daha fazla sahip olan takımlar kazanmış. 15-26. O bile gösteriyor. Yani Zaten ikisi işte, arasında bir geçiş farkını gösterir ama sonuçta bir dengeye geldiğini gösterir. Evet. Aslında. Yani çünkü Euro 2016 yani şöyle işte senin söylediğin gibi 2004 e, Atina şey Atina'ya gitti kupa. Yunanistan acayip bir şey gösterdi orada. Orada mesela Portekiz de benzer bir yapıdaydı. 2006 Dünya Kupası finali İtalya Fransa. İtalya bir savunma takımıydı ama tam da savunma takımı değildi. Yani İyiydi. çok etkili oynadıkları maçlar da vardı. E finalde Fransa o dönemler savunma takımı ağırlıklı bir yapıydı. E, 2008 2010 2012 ile beraber İspanya başka bir şey gösterdi. O dönem hakikaten topa sahip olmaya geçildi. Ondan sonra 2014 benzer şekilde Almanya 2016 onun ilk kez zayıfladığı, o oyunun tekrar tersine 10 yıllardan sonra tersine döndüğü bir turnuva gösterdi bize. 2018 keza. Tabii. Finalde de mesela 16 finalini hatırla kim var finalde? Portekiz-Fransa. Portekiz, Fransa. Topası şey kontra takımlarıydı. Direkt oynayan takımlardı. E18 benzer şekilde kesinlikle. Ee, Euro 2020'nin o yüzden bu yönüyle dönüşü hem en yukarı giden takımların topçu takımlar olması hem 51 maçın 26'sında daha fazla sahip olan takımların kazanması e yine... ...kendi içinde bir dönüşüm olduğunu gösteriyor ama işte... En azından dengeyi sağladı diyelim, evet. o daha da şeye gitmedi şu anda. Ama işte abi, bir taraf topa sahip oldukça ağırlıklı bir şekilde... ...diğer tarafta da çok daha sahip olacak. İşte onlar da farklı şeyler yapıyorlar. Onların gösterdiği yeni şeylerle beraber o tekrar böyle, o trend böyle böyle... Tamam tahterevalli gibi. Yani değişiyor abi aynen. 16'da böyleydi, şimdi 20'de böyle. 24'te böyle olacağının garantisini veremeyiz. Geçtim. Turnuvanın bana o anını ver. Neyden bahsediyorum? Her turnuvanın kendi içinde yıllar sonra geriye dönüp baktığında ha bu şeyin olduğu turnuvaydı değil mi? Dediğim bir başlık olur ya. 2006 Zidane'ın kafası Materazzi'ye mesela atıyorum. 94 Baccio'nun kaçırdığı penaltı gibi. Şu anda ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. İşte ne bileyim 2014 Brezilya 7-1 anladım, anladım. gibi. Bu turnuvadan ne kalır geriye? Ha, vallahi benim Christian Eilsen geliyor şu anda aklıma. Ee, ama yani şöyle. Muhtemelen 3 yıl sonra o gelmeyecek. <laughs> ...diye tahmin ediyorum. Ee, çünkü yani Saka'nın kaçırdığı penaltı... ...bundan 5 yıl sonra Euro 2020 deyince... ...bence yine Gerritsal Southgate ...Euro 96 ile beraber... Daha çok akla gelen şey olabilir. Orada, şu anda benim aklıma daha çok Christian Eriksen geliyor. Orada Çünkü, şey farkı da var ama ya. yani Üç tane arka arkaya penaltı karşılıyor. Tamam, sonuncu sakada karşı da. O birazcık o Gürhan'a birazcık affettiriyor Tabii affettiriyor. Yani. Erik seninki yani ben hatırlıyorum. Beraberdik burada seninle ikinci ben, gün. Ben Bunun abi 10-15 dakika ço çocuk gitti dedim yani. Böyle yani öyle, çöktük yerde oturduk. Aynen. Böyle birbirimiz se yani ses çıkmadan ölüyor dedik yani. adam. Aynen. Yani hem e, o an çok e, etkileyici ve çok yani kan donduran bir andı. E, unutulması mümkün olmayan bir an. Danimarka'nın oradan dönmesi ve Danimarka'nın oradan dönmesi bir de acayip bir hikaye çıktı arkasından. Yani Danimarka takımı, Yulman konuşuruz birazdan. O yüzden e, ben Eriksen diyorum. Tamam. Geçiyorum diğer maddeye. Tabii. Turnuvanın Bitcoin'i. Yani açayım Bitcoin'i. 2014 Hames Rodriguez. Hı, hı. Turnuva ile beraber değerini katlayan oyuncular. 96 Karel Poborski. Mesela atıyorum. Ne bileyim Başka da şu anda tıkandım yani. Yeni tak diye söyleyemiyorum Anladım. bir tane de. Var yani. Şey, Euro 2000 Zahovic gibi. Hani bu turnuva kendinden ne çıkardı? Bu turnuva e, bu turnuvadaki performansıyla fiyatını katlayan, reputasyonunu katlayan kim var? Valla herhalde Spinasola var en çok. Yani e, iyi bir oyuncuydu kesinlikle. Yani tabii yaşadığı sakatlık o katladı değeri muhtemelen biraz aşağı götürecek. Çünkü nereden bakarsan bak 7-8 ay kaçıracak Hı. oyuncu. Ama öyleydi yani sakatlanmadan önce. Çünkü yani iyi bir oyuncuydu, iyi bir bekti ama hiçbir zaman böyle inanılmaz gözükmedi. Evet yani Atalanta'da gösterdikleri Juventus transfer oldu orada. E, bir beklenti vardı olmadı. Roma'ya gitti. Roma'da bir beklenti vardı. Bu sezona kadar orada da mesela ya bu sezon fena değil ama daha başka şeyler beklenen bir oyuncuydu. Ve yani yaşını aldı Leonardo Spinazzolo artık çok genç bir oyuncu değil. Öyle bir ortamda bu turnuva onun değerini çok katlayan bir turnuva oldu bana kadar. E, M ile öyle. E, o yeni çıkış yaptı. Yani daha doğrusu Atalanta'ya yeni transfer oldu. 5 büyüklük de bu sezon itibariyle oynamaya başladı. E, üzerine bir de büyük turnuva performansı. O muhtemelen şu anda uçtu gitti. Yani şu anda M ile kaça gitti bilmiyorum Atalanta'ya. Muhtemelen 10 civarına falan gitmiştir abi. Yani eğer büyük bir yanlışım yoksa. Şu anda biri Atalanta'dan almaya çalışsa 40 milyon. Atalanta tayfa genel olarak bir... 12 milyon. 12 milyon. Yani tamam, oraya, o civarda gitmiştir. Atalanta tayfa genel olarak bir yükselişte bu arada. Tabii, aynen öyle. Dün söyledim Ondan... ben, finaldeki yani Cristante'yi alıp oyunu çevirmesi bile Mancini'nin. Yine At Atalanta'da, zirvesi Atalanta Cristante'nin. Atalanta sonrası olmadı. O da Roma'ya gitti. Beklediklerini bulamadılar. Ee, şey öyle, Denzel Dumfries öyle. Bence standart bir bek. Açık konuşmak gerekirse ama Frank De Boer'un üçlü savunmasında acayip vardı. Yani sürekli kanat peklerden gidiyoruz bu arada. Bilinç tercihi yapmıyorum. Damsgaard bence bayağı kendisini gösterdi. Yani o zaten Sampdoria tarafından fark edilen, Carlo tarafından transfer edilen bir oyuncu. Ee, Yaremçuk. Söylenebilir. Mesela. Tek maçlık performansıyla Jeremy Doku. Ee, evet. Tek ama maç. Tek maç abi yani. O bir şey ifade etmiyor çok fazla ki. Yani o çocuğun oyun problemleri var bana kalırsa. E, Patrick Schick tekrar bir seviye çıkmıştı. O da e, İtalya Serie büyük takım yaptı. Olmadı. Şimdi tekrar bence bu turnuva ile beraber e, o değerini biraz katladı. Yani aklımıza gelmeyen çok oyuncu vardır ama. Lamskard olabilir mi? Saydı. Oğlum ben ne konuştum burada 15 saniye. Buraya atar dur. Tamam. <laughs> Yok ama kalsın yani Yok, güzel bence. Dinlememiş. Boş ver olur. O sıra dalmış gitmiştir. Ben yani, yani nereye de kaldık? duymadım ondan sonra. Olur olur. olur tamam, değil ya. Önemli değil yani. Önemli değil ya yani aklımıza gelmeyen vardır şu anda da. Olma mesela. Zaten hani oraya oralara aday olması beklenen bir topçu da hani evet. biraz daha önü açılmıştır. Ya belki. Pedri, Pedri. değerli. Yani şimdi Barcelona'da düzenli ilk 11 çıkan oyuncu ve zaten Barcelona'da da çok ciddi değer atfedilen bir oyuncu ama başka bir şey gösterdi. Ya ben bu sezon 10 tane maçını izlememiştimdir Pedri'nin. O yüzden sezonunu bilmiyorum ama şu turnadaki gösterdiği performansın standart olarak bence altındaydı. En azından benim izlediğim maçlar da öyleydi. Forsberg ile İsaka ne diyorsun? Yani Forsberg zaten iyi oyuncu abi. Yani Forsberg'den beklediğim bir şey bu benim. Forsberg zaten belli bir yaşta da zaten Tabii artık. Tabii aynen. De. Yani çok, 29 yaşında var Forsberg? Yani çok kaliteli bir transferi zaten. var diyelim. Normal kalitesini gösterdi bana kalırsa. Yani birçok oyuncu normal kalitesini gösterdi ama değerini katladı. Yani Forsberg kendisinin çok üzerine şeyler yapmadı bence. İSAK? Etkiliydi. Etkileyiciydi yani. Ama o da abi bu sezon La Liga'da 17 gol atmış oyuncu yani Real Sociedad'da. Ee, okay. Yani Şimdi değerini katladın mı burada? Katlamamış. O kadar değil. değil. Yani diğer saydığımız oyuncular sanki biraz daha fazla var. Yani atıyorum 25 milyonsa 35 olmuştur falan gibi şeyden Aynen yani Bitcoin'in 10 binden 60 bin <laughs> dolara çıkması gibi. sanki oralara girmez. Erkenden Koşlar çözemedik gibi. diyorsun kimseyi şu anda. GoSense olabilir mi? GoSense Atalanta uçtu zaten. Yani ama... Bak GoSense da... tek maçı var abi şeyde. Ee, tek maç tek var. Portekiz. Portekiz maçı. Yani Atalanta'da Portekiz maçı gibi 10 tane falan maçını sayarsın bir sezonda. Devam ettim. Kırılma anına geçiyorum. Yani aklınıza gelmeyen bariz örnekler varsa da kusura bakmasın izleyicilerimiz. Kırılma anından bahsediyorum. Kırılma anından kastım da şu. Ya turnuvada bir an, bir gol. Bana bir şey söyle. De ki ya bu olmasaydı şurada roller değişiyordu. Şu şunun önüne gidiyordu. Buradan başka bir şey oluyordu. Belki turnuvanın senaryosu baştan değişebilirdi. Diyebileceğin ne de var? Elik seni söylediğin için o an olarak verdiğin için onu saymıyorum. Abi vallahi bu zor bir soru. Yani böyle net bir şey gelmedi aklıma. Ama e, sen de e, orada güzel bir sinyal verdin. E, ne grubuydu? F grubu muydu? Ölüm grubu, F grubu. Ha, ölüm grubu, F grubu. Oradan, oranın son maçta çok acayipti. E, yani iki farklı, hatta üç dört farklı açıdan çok acayipti. Yani şöyle ki, sana birinci olay şu. Son maçlar oynanırken, dakika 82 iken, 83 iken... Abi Bak bunu çok fazla konuşmadık. Bu çok acayip bir şey bence. Dakika 83'ken Macaristan gruptan çıkıyordu abi. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani, orada averaj çıkımı olur. Üçlüden hangisi üçüncü olur? Üçlüğünden, üçüncü olan acaba e, büyüklerden yani giremeyebilir mi? Gireme ihtimali ortaya çıkar mı? Falan Bunların konuşulduğu bir ortamda 83. dakikaya girdiğimizde e, son maçlarda Macaristan gruptan çıkıyordu. O yüzden 84'te mi geldi gol? 84-85'e geldi. Goretzka'nın golü. Goretzka'nın Goretzka golü doğru. Ee, beraberliği yakaladığı gol Almanya'nın. O çok şeyi değiştirdi. Hem Macaristan'ı aşağı attı. Hem Portekiz'i 2'den 3'e düşürdü. Portekiz'i 2'den 3'e düşürdü. Almanya ikinci yaptı. Almanya ikinci yaptığı için Almanya'yı İngiltere'nin karşısına götürdü. Portekiz üçüncü oldu. Portekiz Belçika'ya gitti. Belçika gitti. Ee... Ben sana oradan bir sinyal vereyim. Portekiz Belçika maçında Portekiz ayı gibi oynadığı için maçta böyle deli gibi bir sertlik yaptığı için Eden Hazar İtalya maçında He. oynayamadı. Kevin De Bruyne o oynadı maç ama, yetişecek mi yetişmeyecek mi belli olmuyor oynadı, oynadı, ama oynadı etkisizdi. De, etkisizdi. Mesela muhtemelen Belki o sakatlıkları yaşamayacaklardı Tabii. falan falan. Ve daha da ötesi e, eğer o gol atmasa şey e, Goreska 3. olan Macaristan Belçika'nın karşısına gidiyor. Yani Gül oyuna geçiyor Belçika muhtemelen. Hem yani oyuncuları sakatlanmıyor. Hem yorulmuyor, daha dinç bir şekilde mesela İtalya'nın karşısına çıkıyor belki. Belki İtalya maçında şey değişiyor. Çünkü e tersine geçtin işte sen yakın... söyledin. Portekiz gidiyor belki İngiltere'nin karşısına. Portekiz İngiltere'nin karşısına gidiyor. Belki İngiltere Almanya'ya Almanya göre çok daha fazla sıkıntı çıkartacak. Evet. Yani İngiltere İtalya'nın durumunu değiştirmiş olabilir o şeyin golü. Goleskan'ın golü. O yüzden bayağı şey olmuş ya. Evet evet güzel oldu orası. Etkiliymiş gerçekten. Sadece yani Macaristan üzerinde bile acayip bir şey abi. Sürprizlere geçiyorum. Macaristan'da demişken. Turnuvanın sürprizleri. Ya sürpriz takımlar He. diyeyim. Ya atıyorum işte tamam. yine örneklerle gideyim açıklayıcı. E 94 Dünya Kupası, Romanya, tamam. İsveç gibi. Ben onu şeyde söyledim zaten abi. Turnuva öncesinde yuvarlak masada söylemiştim. Danimarka demiştim ben. Danimarka hakikaten yani bence en büyük sürpriz turnuvanın. Tamam lan turnuvadan önce sorduğunu söylemiyorum ben. Turnuvada tamam şey, şey, ha, ha karşıda diyorsun ha, ikisi. Sürpriz tamam. oldu işte. Sürpriz tamam, mi oldu, oldu tamam. öyle olması? Hayır, hayır tamam evet evet. Hele bir de Elif'in sakatlığından sonra. Bence en büyük sürpriz durumunun Danimarka. Tamam. Yani tabii ki de kabul. Yani buna itiraz edecek durum Çek ya Çekya ciddi bir sürpriz. E, çünkü yani Hollanda'yı ya elediler. Çeyrek final gördüler. E, turun öncesi son 8'e görür dediğimiz ya da denecek bir takım değildi. İtalya karşısında özel hazırlık maçında 4 yedikleri maç. En azından o maçın 30'dan sonrası çok kötü şeyler söylüyordu Çekya adına. E, Çekiye söyleyebiliriz. İsviçre'yi söyleyebiliriz. Ya yani İsviçre'yi bence söylememiz lazım. Yani e, hem yani, bence iyi bir takım İsviçre. Yani İsviçre son 8 yapması anormal bir şey değil. Hayır zaten çok İsviçre lazım. şu ana kadar ama, sürekli bir zaten gruptan çıkıp orada elenmekle tabii abi, düzenli, bir takım değil tabii mi? Tabii yani? düzenli gidiyorlar ve düzenli gruptan da çıkıyorlar. E, ama şey, yani Fransa'yı 3 birden mağlup etmek, 3 birden geçmek ya da... Ve da şeyi de söylemem zor. lazım yani İspanya maçında da... Tek başına yeter. İspanya maçı da çok, tabii. Yani, yani Grant olmadığı bir maçta evet. döndürüp türlü türlü şanssızlıklar vesaire dörtlü savunma özel bir plan değişikliği o plan değişikliği İspanya'nın belki de en kötü performansını ortaya çıkarmak. Kendi kalesine golle başlayıp Tabi. falan falan. Yani, gibi. bak İspanya İtalya'ya elenirken maçı domine etti. Şeye karşı 70 yani uzatmalara kadar yoktu ortada İspanya neredeyse. Orada yanlış hatırlamıyorsam bir de kırmızı kart olması 75 lazım. 75'lerde kırmızı kart gördüler aynen. Bir de kırmızı var yani maçı Sonra. da öyle bitirdiler. Zar, yani, yani. Tabii. Yani zaten o dominasyon öyle ortaya çıktı. 11-11 evet. olsa uzatmada da öyle bir şey ortaya çıkmayacak. Uzatmalarda 17 şut falan attılar abi. Ukrayna'ya ne diyorsun? Sürpriz demiyorum ben. Yani, Andrei Şevçenko'dan da beklentimiz vardı yani. Ee, yani bu, tam, bence tam beklentileri karşıladı Ukrayna. Yani İsveç sürpriz olarak söylenebilir. Çünkü yani onların gruptan çıkması inanılmaz bir şey değil ama benim beklediğimde iyi, çok daha iyi bir futbol oynadılar. Onlar e, bence söyleyemedi. Hatta şeyler de sürpriz bence abi. Macaristan'ın mesela dediğim gibi, Macaristan'ın 83'te gruptan çıkıyor olması son maçta bence bir sürpriz. E, Tabi. Onu da yani söyleyelim yani gruptan çıkamadılar diye sürpriz olmuyor. Ya, hatta değil şöyle ki. sen biraz önce üstü kapalı söyledin de tamam açmadın orayı. Aha. Üçüncü en iyi üçüncü hesabında F grubundaki zaten en iyi üçüncü her türlü gelir. Çünkü tabii. Zaten herkes Macaristan'ı tokatlayacağı için 3 puan cebine koymuş olacak. Tabii tabii aynen. Yani, Onlar konuşuluyordu abi. 4 puanla, 4 evet. puanları vardı 83. dakikada. 84'te Goreska attı gitti. Çok büyük sürpriz onlar. E şeyler de sürpriz. E, bence Kuzey Makedonya'yla Finlandiya'nın performansları da sürpriz. Ya ben yani. özellikle Makedonya'yı söyleyeceğim ya. Yani her maçı her maçı oynadı adamlar. Ve güzel maçtı. Evet. Ya hangi maçtı o? Ben turnuvanın en çok keyif aldığım maçlarından biriydi. Ukrayna Makedonya. Ukrayna maçı o da büyük ihtimalle. Çok Ukrayna iyi maçtı abi. 2-0 2-2. Çok, iyi maçtı yani. Eee 2-2 yaptılar mı? Ya 2-0'a 2 2ye getiriyorlardı daha doğrusu. 2-1 3-1 oldu 3-1. 3-1 mi oldu? Sonra 3. Sonra üç, üçüncü yattı diye hatırlıyorum Ukrayna. Olabilir. Tam hatırlamadım şu an skoru da çok iyi maçtı. Onu hatırladım. Hatta yazdım falan. Aynen. 2-0-2-1. 2-2'ye getiriyordu. Yani 2-2'yi bulacak şanslar elde ettiler. Dönüş yapıp. 4'e falan döndüler çünkü ondan sonra. Ee, sonra olmadı. 3. gole buldu diye hatırlıyorum Ukrayna. E, Avusturya. O da fena değil. Mesela o da sürpriz. İtalya'ya eliyorlardı abi. Aynen. Arnautov için golü olsa. Sürpriz sürpriz. Ya yani sayılsa. Çok sürpriz saydık ama yani beklentileri açan çok fazla takım oldu. Geçtim. Ozan hayal kırıklığı da bununla beraber gelir bu soruyla. Gel Yazdık Türkiye'yi. Geçmiş olsun. Ge yani Allah bize sabır sadece versin. Sadece bizim için değil yani. Herkes, herkes için yani işte Milletin sürpriz adayı diye. Jonathan mi ne? O bile sürpriz adayı olarak yazmış. Ya yani. ben de o şeye takıldım. Hani. Dark Horse demiş. Dark Horse'la ilgili çok dalga geçildi. işte falan büyütüyorsunuz, Karaz. ediyorsunuz. Yani abi şey de söylemek lazım. Yani Bu sadece hani... Türkiye'likler tamam. Türkiyelikler kendilerini daha üstün gördüler. Basın, biz, herkes. Abi çok bu, içindeyiz diye bak, çok farkına varamadık bu, da. Bu babacığım. Da, yani bitir şey bitireyim sana bırakacağım. Who scored dedin. Atletikinden tut Guardian'ına işte İspanya'dan asından tut işte ne bileyim Lekip'ine bilmem nesine orada çıkan bütün analiz yazılarında Amerika'dakiler olsun vesaire hepsinin analiz yazısında sen nasıl biraz önce dedin ya yuvarlak masada otururken ben Danimarka turnuvasının sürpriz adayı dedim. E Türkiye'yi gösteriyorlar. Neden gösteriyorlardı? Fransa'yı 4 puan almış Fransa'dan. Hollanda'yı yenmiş. Gitmiş Norveç'i yemiş. Haaland'lı, Ödegaard'lı vesaire Norveç'i yemiş. Hı hı. Yani zaten çok iyi bir performans sergilemiş. Ya yani ve bu şekilde gelmiş bu, buraya, bu turnuvaya. E böyle bir takımdan da ulan bunlarla sürpriz yapabilir deyip bunlar benim şey adayım işte ne bileyimse işte dar Dark Horse'a Dark Horse adayım demekte de nasıl bir beis var ben anlamıyorum. Yok tabii abi. Yani üzerine o söylediklerin üzerine 3 tane oyuncunun oynadığı Lille Fransa'da da tarihi hı. bir şampiyonluğa imza atmış. Hakan Çalhanoğlu inanılmaz bir sezon geçirmiş Milan'da. Neredeyse şey yani bir ara şampiyonlar götürür gibi olmuş. Ee, bir de öyle şeyler var yani üzerine. E, Çağlar zaten geldiği yer belli. E, son iki yıl itibariyle Leicester'da. Bir de o, e, yani yurt dışında performans gösteren oyuncuların da ligde ekstra yukarı çıktığı bir ortam. E, kalecin i̇şte, premierlik yapar mı? 20 milyon kim tabii, bilir tabii. Yani, Hull 9-10 tane eksper var. Bir yeni gördüm ben onları. Onların 3 tanesi yanlış hatırlamıyorsam 3'ü Dark Horse şeyine karşılığı e, Türkiye yazmışlar. Michael Cox'un mesela grup analizleri yaptığı turma öncesinde grupları dört takım olarak değerlendirdiği yazıları bizim gruba okusunlar. Bizim grupta ikinci yani şeyden sonra e, İtalya'dan sonra biz bizden devam ediyor. Ve İtaly Türkiye ile alakalı kurduğu cümlelere bakın yani Michael Cox'un. E, o yüzden haklısın. Geç yani Türkiye. Türkiye'yi. Geç çok uzatmayalım aynen. Polonya herhalde. Evet. Ben Polonya'nın yani şeyden çok sıkıldım. Elemelerde uçalım, kaçalım, gelelim, turnuvada bizi tokatlasınlar ve hemen dönelim tavrı da hoş değil. Abi iyi kadro. Yani o kadronun karşılığı olmadı bence oynadıkları futbol. Paulo Sousa çok beğendiğim bir hocam işte Paulo Sousa niye Polonya hocası hala ben anlam veremiyorum yani. Ve yeni geldi işte 2021'in başına geldi. 5 ayda ne kadar tanıyacak da ne kadar oradan bir oyun çıkaracak. Bir de böyle inovatif bir şeyler yapmaya çalıştı. Üçlü savunma. İlk maç bence dörtlülerdi ama hücumda üçlülerdi. İkinci maçtan sonra tamamen bir üçlü savunma takımına döndü Polonya. Ee, ama Olmadı. Yani çok kaliteli orta sancıları var. Lewandowski var. Soper hattı hiç fena değil. Yani ben Narek, olsun. Ee, Solbek Saabek'e bakıyorsun. En azından bir standart var. Daha iyisinin olması gerekiyordu. Ölüm grubundaki 3 takımı da yazıyorum ben. Majlis'e hariç. Almanya yazma bence ya. Niye? Ya yani Almanya zaten... Yani çok, bir Portekiz maçı da oynadılar. Çok top bir beklenti oynadılar. yoktu Almanya'dan ama. Ha ne bileyim yani sonuçta Anadolu, Almanya'da, Almanya'da Almanya'dır. Macaristan'a eğleniyorlardı yani. Sen yani biraz önce 83. dakikada Macaristan'a kendi evlerinde Münih'te mağluplardı abi. Doğru. Yani. Ee, ama İngiltere maçı da mesela yakın bir maçtı. İngiltere maçı, ne alabilirlerdi abi. Yani Müller atsaydı mesela. Müller atsaydı. Oyun da. dengede giderken Werner'in karşı karşıya karşı. geçirdiği karşı. pozisyon var. Sol çaprazdan. Tabii yani yakın bir maçı kazandı orada İngiltere. İngiltere'de ezilmediler çok fazla. Ama olabilir doğru haklısın yani Almanya'da. Portekiz kesinlikle Portekiz benim için. Kesin öyle abi. Ee, ya Fransa'yı çok şey diyemiyorum abi. Fransa bence Kötü bir turnuva geçirmedi. İstişe maçında 3-1'de Pogba gol attıktan sonraki hali... Hani bu iş bitti tamamdır geçmiş olsun bu. Bence Doğru. birazcık orada sersemliklerine geldiler yani. Hani çok Doğru. denk gelecek bir maç değil o çok fazla. Ama kadar. yani öyle haberler çıktı ki turnuva sonrasında. Takım için Abi karışıkmış yani. Evet. yani... Özellikle Mbappe. işte Mbappe ile kimdi ya? E, Giroud falan onların Tabii. arası. Tabii olmuş galiba Pogba'nın eşiyle bilmem nesi Eriki ha. Annesiyle. Yok Rabiot'un annesi abi. Rabiot'un annesi herkes sallamış tribünde. Rabiot'un annesi Mbappé Veronik Küstah falan diyordu işte en son. Tabii Veronik Mbappé'nin babasına sallamış. Oğlun Küstah demiş. Oğlun kendini beğenmiş demiş. Ee, Pogba'nın ailesine sallamış. Sallamış, sallamış ama sadece Veronik değil yani işte Rabiot'un annesi değil. Çünkü Rabiot'un annesi zaten biraz problemli bir kadın. Yani problemli yani, de demeyelim. Bu vardı değil mi onun? Efendim? Rabia'nın annesinin önceden de böyle... Çok var. E, e, döşan 2018 Dünya Kupası almadığında Döşan'ı sallamıştı medya üzerinden. Zaten medyada şey biraz. karikatürize bir kadın. Fransa medyasında. Yani dalga geçiyorlar. Ama ya bu şey sporcu çocuğuna çok fazla onun aynen. Hak, üstünde hak iddia eden anne. Aynen. Zaten menajerliğini yapıyor abi. Menajerliğini yapıyor. Ama şöyle bir şey var. Biraz hak vermek lazım. Yani annelik babalık yapıyor beraber. Hı hı. Çünkü 2007'de bir kaza geçiriyor. Rabion'un babası. Şey... E, felç oluyor, hatta gözlerini falan kaybediyor galiba. Çok kötü yani 11-12 bir bir, yıl boyunca 2019'da kaybetti hayatını. Çok e, kötü bir durumda kalıyor. Öyle bir ortamda hem onunla ilgilenme hem işte çocuğunu idare etme vesaire. Yani kadın da zor şeyler yaşıyor ama yani karakter olarak da biraz e, alfa anladığım kadarıyla. O da hakikaten biraz soruna neden olmuş. Ama onun dışında başka problemler de var abi. Yani mesela şey mesela Didier Döşem. Döşan, tamam, onun taktiklerinden de şey yapabilirsin. Ben e, Fransa'ya oynatabileceği bir oyun oynattığını düşünüyorum abi. Yani ben bu Fransa milli takımından acayip bir tova sahibi olma oyununun çıkmayacağını düşünüyorum. Benim düşüncem 2018'den beri böyle. Ki ben de 2018'de böyle başlamıştım. Bu kafayla düşünüyordum. Oturuma beni ikna etti sonrasında. Ama diyebilirsin öyle. Yani Döşan değil başka bir hoca olsa bu takım çok daha yukarı gidebilir diyebilirsin. Ee, şey ama, mesela boş tatil günler var ya. Işte Lengle'ye. Griezmann'a falan kamptan ayrılma, uçuş yapma, ailesinin yanına gitme izni verilmiş turnuva içerisinde. Yani onların takım içerisinde ciddi sorunlar yarattığı söyleniyor. E, senin söylediğin gibi Giroud ile Mbappe arasında, Mbappe diyorum, Giroud ile Benzema arasında sıkıntılar var. E, Giroud ile şey, Mbappe arasında da şey yok mu? O saç. da maçtan önce var. Pas atmam olayı var. Pas atmam bir de saçıma dokunma vesaire. Kim, kimdeydi o muhabbet? Saç dokunmayı bilmiyorum da. Soyma odasında gidip özellikle sevmiyormuş Ama... dokunulmasını kafasına. Falan bilerek yapıyormuş, yani sonra işte şaka olarak yapıyorlarmış da falan. Normalde o bir problem olmazdı aslında diyorlar. Gerçek problemler Doğru. olmasaydı. Doğru ama şey mesela şey de okudum, onu bak duymamıştım. Şöyle bir şey olmuş. Ee, Karim Benzema bir YouTuber'la Instagram canlı yayına katılmış turunma üyesinde. Abi o canlı yayında şey demiş. Ben F1 arabasıyım. Jiro go kart arabası. Yani ikisini karşılaştıramazsın falan demiş. Bunun turnuvadan önce oluyor bu. Ya bir Mbappe turnukları. canlı yayında şey demedi mi? Basın toplantısı gibi bir şeyde tamam. falan. ile alakalı olarak onu bir aşağılayıcı bir şey hani bir... biz kupa kazanıyoruz falan o tarz bir yani onu ona sallayan başarıları veya kariyeri üzerinden onu küçülten bir açıklaması da olmuştu ya. Olabilir. Birazdan. Olabilir. Yani ya, Mbappé işte, olmayabilir de kimi hatırlamıyorum. Takım içinde kaynayan şeyler varmış. Mesela Budapest'teki kaldıkları otelden hiç memnun değillermiş. İsim vereyim mi? Otelin adını vereyim mi? Ver lan ne olacak? Merit nefret, etmiş oyuncular. Yani uygun değilmiş yani anladığım kadarıyla elen, elenecekleri, beraber zaman geçirecekleri, beraber oyun oynayacakları bir alan bile yokmuş otelde. Ya da öyle bir alan sağlanmamış. Oyuncular ilk maçtan sonra biz burada kalmak istemiyoruz demişler. Pogba üzerinde. Pogba gidip konuşmuş diyor anla. İkinci maç sonunda normalde çıkacaklarmış. Aa, i̇kinci maçtan sonra karar değiştiriyor federasyon. Üçüncü maç için orada kalıyorlar. Ondan sonra değişiyor işler işte. Allah başka keder vermesin. Hani Oluyor mu bunlar? Yani oyuncuların... Ya oluyor da abi. Onlar da burada peşede ki abi. İlk üç maç orada kalmışlar abi. Grup aşaması tamamen orada kalmışlar. Ha Almanya'ya gittiler geldiler o zaman. Aynen. Olabilir. Yani, yani gene de hani sırf yani bunları şöyle bence. Spesifik topladığında hiçbiri gerçek bir dert değil ama hepsi toplanınca büyük bir derde dönüşebiliyor aslında. E tabii aynen. Yani, yani bu şey değil değil. Yani bunu şey olarak algılamasın insanlar. Oyuncular için bu önemli bir şey abi. Yani sürekli seyahat eden, sürekli yani sadece şeylerde de öyle seyahat ediyorlar bu oyuncular. Şampiyonlar yine giderken de Avrupa kendi kulüplerinde oynarken seyahat ediyorlar ve kalıyorlar. Kaldıkları yerin rahat olması, kaldıkları yerde kendilerini hissetmeleri çok önemli bir şey. O yüzden küstahlık olarak değerlendirilmesin. Yani küstahlık tamam, bu bunlarda vardır böyle şeyler. Geç Fransa'yı çok konuştuk. Çok uz çok uzattık Evet, yani. boş ver. Eee, tamam bu kadar ya. Fransa, Portekiz, Türkiye. Tamam. Polonya. Ee, Polonya. Tamam, geçmiş olsun. O zaman senden şöyle yapacağım. Son iki madde. Bir bir 11 alayım. Sonra 11'e bir tane hoca seçtireceğim sana. Tek direktör dokunuşu olarak son maddele. Ha tamam. Ver bir 11. Şimdi öncesinde biraz düşündüm. Bu kadar üçlü dedik. Bu kadar üçlü dedik. Üçlü savunma yapayım dedim. Bir de çok fazla stoper var. Mesela orta saha çok fazla bulamadım. Var da. Gerçi orta sahaya da üçlü yaptım ben. Neyse. Evet. <laughs> ön tarafı bulamadım. Ön tarafa bulamadım. Ee, Kielini, Bonucci, Maguire. Üç stoper dedim. E, Kaleci Donnarumma. Tamam. Sol kanat peki Spinazzola. Hı hı. Zaten öyle oynadı neredeyse hücumda. Şimdi burada bir gıcılık yaptım. Ama mecburen yaptım onu kendi içimde. Sağ kanat peki Mele yaptım ben. Dumfries sol... yerine yeah, Mele'yi yani. aldın. Yazık oluyor Dumfries'e ama şimdi Mele'ye Spinazzola bu kadar parladı diye almazsam biraz haksızlık olacaktı. Bir de adam sağ kanat peki zaten. Yani farklı yerde oynadı. Ters ayakla bu turnuvada. Peki sana bir soru. O yüzden Mele'yi de orijinal bölgesine aldım. Heh. Burada durduralım. Toplam Olur. 6 oyuncunu saydın. Şimdi sana bir iki tane soru işareti vereceğim. Donnarumma yerine Schmeichel olur muydu mesela? Olurdu. Tamam. Ama yani, ama olmaz be abi. Ya finalden sonra olmaz, olmaz yani. Olmaz. Tamam. yani. Chiellini, Bonici, Maguire. Çok girer oraya. Çok oyuncu girer. Danimarkalı'nın şusundan bir kimi alırdın oraya? Kayır alırdın. Kaya'yı alırdın. alırdın. Değil mi alman Or, gerekse? %100 öyle alırdım. Başka? Hummels bence bayağı iyi maçlar çıkardı. elene kadar. Ama herhalde yani. en yakını Kaya'ydır buraya. Yani bu 300'den birini tartışacaksak... Ya burada da Kehlini'ye Bonucci final performansı attı Hayır, da buraya. Bir de girerdi belki de. İspanya'dan bir stoper alınmaz. Alınmaz. Bence. İngiltere'den alındı zaten. Evet. Tamam. N mesela Nico Elvedi İsviçre'de beklentilerim çok üzerinde performans gösterdi. Aklıma gelen o iyi stoperlerden biri. Yani çok var stoper çok sorunları de o kadar üst seviye. Tamam Dolayısıyla... geçelim önlerine. Ee, şimdi burada da normalde 3-4-3 yapacaktım. Ama aklıma bir oyuncu geldi. Yani orta saha için şöyle Höbjerg ve Jorginho'yu aldım. Jorginho'yu özellikle finalden sonra netleştirdim. Çünkü yani finalde de Verratti gitti, şeye gitti, Barella gitti. Tek kaldı yani. O, o bitirdi e, mücadeleyi. Ben de finalde önceki programda Erman'la Ozan konuşurken Jorginho'yu da Barella arasında kalıp ikisinden biri demiştim. Ama final Barella ne finalde patladı çünkü. Evet. Yani o hakikaten düşüyor. Yani Verratti de Barella da iyi turna geçirdiler. Ama Jorginho en iyisi ya. Hı hı. Gerçekten öyle. Ve yani bir zayıflık Jorginho. Çünkü savunması zayıf. Onun üzerine oynarsan işte aynen İspanya'nın yaptığı gibi sıkıntı yaratabiliyorsun Jorginho oynadığı takımlarda. Ama e, savunmadaki direnci de gün geçtikçe artıyor. Yani mesela sürekli koşu mesafeleri en yüksek çıkan oyunculardan biri. Chelsea'de de öyle, İtalya'da da öyle. Koşu mesafeleri hep 11 kilometre 11 buçuk civarı çıkıyor. 12'leri zorluyor. E, hem çok iyi pozisyon aldığı için çok fazla pas arası yapıyor. Çarpışmanı zayıf. Yani üzerine basarsan, omuz omuza, göğüs göğüsü çarpışırsan sıkıntı yaşıyor. Bir örnek vereyim mi sana? Ver. Jorginho'yu alıp Arsenal gibi bir takıma koyarsan veya atıyorum çok daha fazla hücum yiyecek bir takıma koyarsan belki problem yaşayabilirsin ama mesela Tabii. dünkü finalde de İngiltere Tabii. biraz daha hücumcu bir takım olsaydı, İngiltere birazcık daha o zayıflığı deşmeye kalkacak bir takım olsaydı belki de Barrele ile Verratti'den değil de Jorginho'dan vazgeçmek zorunda Abi Jorginho'nun yanı bir tane, şimdi yanlış olmasın. Ee, şimdi yanlış olabilir, onu söylemeyeyim öyle. Bir tane canavar koyman lazım. Ee, hayvan diyecektim. Ayı. Bir tane ayı koyman lazım, bir tane canavar koyman Canavar daha doğru. Kante, canavar. Barella, canavar. Evet. Veratti de canavar. Ee, Veratti de farklı yönlerden canavar. Yani iki taraftan... Ya o da ısırıyor oluyor. sonuçta yani, o da sert. Bir taraftan. Tabii, yani kesinlikle. Teknik kalitesine göre savunması çok iyi olan bir oyuncu Veratti. Ee, yanına canavarı koyarsan, Jorginho eksiden çok artı getirir. Orası kesin ya yani. Burada da yanına bir mini canavar koydun Höyb Yergi. 11'de. Aynen. Kadarıyla. O yüzden koydum Höyb de zaten. Güzel söyledin. E, canavar. Bence turmanın en iyi oyuncularından biri. Bütün maçlarında Danimarka'nın domine etti. E, orta sahayı. Ve yani kendi fizik kalitesiyle savunma tempoyla e, onunla domine ederken topla çok iyi işler yaptı. İlk dokunuşu zaten çok iyi. E, maç başına yanlış hatırlamıyorsam ikiye yakın anahtar pas ortalaması var. Ve derinde oynuyor yani çocuk bayağı. Onların yanına üçlü Pogba. Pogba olması gerekir dedim ya. Çünkü e elendikleri maçlar ayrı olmak üzere bütün maçlarda mükemmeldi Pogba. Evet dört maç. Ama dört maçta fena değil yani. Ee, yeterli. En iyi 11'de yer almak için. Dört maçı da domine ettiği için o ana ve o ana kadar... Bak elendiği ana kadar Pogba son 10 Bence en iyisiydi. Yani, e genelin gözünde de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da açıklayalım. Sen Pogba'yı alıp Şu orayı üçleye, yani. üçleyebilmek için ön tarafı Val, üçlüden iki, iki, üç. döndün. İki tane kanat bir tane forvet atmak yerine ben söyleyeyim sen gerekçelendir. Sterling ile Lukaku'yu beraber kullandın. Evet. Yani Sterling de bence çünkü turnuvanın en iyi 4-5 oyuncusundan biri. E, orada olması gerekiyordu kesinlikle. İngiltere'nin finale çıktı ortamda. da sorun yaşadım biraz. Santrafor'u bulamadım. Yani şık olabilirdi ama tatmin etmedi. E, Kane olabilirdi ama 4 gol tatmin etmedi oyun. Oyun yeterli değildi çünkü onun adına. Ronaldo'yu zaten alamayız 5 gol atmasına rağmen. E, Lukaku tercih ettim ben o yüzden. 4 gol attı o da evet, çok... Geçe kalmadılar. Çeyrek elendi değil mi? Belçika. E, Beş Yeter abi. Beş maç, dört gol ve oynadığı değer maçta da çok iyiydi. Son bir soru soracağım. Tek dans kart direkt... olabilirdi. Yani üç... 3... Pogba'yı almasam dans kart alacaktım büyük ihtimalle. Onu söyleyeyim. Yani dans kartın da orada olması gerekiyordu. Damskarnın daha yolu uzun, başka zamanlara girer buraları. Evet, Keza, Keza'yı da almayı düşündüm. Sonra evet. baktım İtalya'nın 6 6 tane İtalyan oluyor, e, o da biraz fazla olacak dedim. Ben <laughs> Oradan... sana bir soru soracağım. Yarı final'e bakıyorum, İspanya gerçek foreti yok. Hı -hı. İtalya foreti iş yapmamış. Var ama iş yapmamış. Danimarka gerçek bir foreti olmadan başladı, Dolbergi kullandı, sonra çıktı. Tabii. Bir tek yani yarı final görenlerden Harry Kane'in o da Standart altı. stand Yani hani standart diyeyim hadi ben. Hadi standart diyeyim. Bir forret performansı var. Çeyreğe dönüyorum. Hı hı. Hani birazcık öne çıkmış bir RM var. İşte ne bileyim Lukaku var. Ama aklıma şey Yok. gelmiyor. Center Bu turnuvadan bir Santrfor gelmiyor. Doğru. Yok. Ee, ve İtalya'nın maçını nasıl çevirdiğini hatırlayalım. az vazgeçerek çevirdi Mancini. Doğru. Onu, evet, evet, evet. Tamamen o hamleyle çeviriyor. Sahte 9'a insin yatarak çeviriyor. Yani finalde İngiltere... Erken gol atmış, onu birazdan konuşuruz ama 55 dakikada savunmasıyla oyunu domine etmişken Santrafor'dan vazgeçerek çevirdi Mancini maçı. O da mesela... O zaman son maddeye de... geçiyorum. Teknik direktör dokunuşları. Ne Geçelim. Geçtim. Bu turnuvada da yani, Yulman'dan çok bahsettin. Bunları sadece birer cümleyle bence hani takdir ettik. Diyelim geçelim. Sen bir kaç isim daha varsa söyle ama bir Mancini'ye bir küçük bölüm atacaksın. Ne yaptı Mancini? Çok uzatmadan kısaca toparlasana. Ha, sadece bence şimdi mi konuşalım? Hayır, hayır tek direktör dokunuşlarında diğerlerinden de bahsedeyim. Kimlerin hani burada takımına büyük etkisi vardı? Olduğundan daha Uman. yükseğe çıkarttı. Tamam, önce oradan başlayalım abi. Tamam. Bu da o son maddemiz zaten, çok konuştuk, ben yani çok açıkladım. Tekrar etmeye gerek yok yani. Mükemmeldi, Tur mükemmel bir turlama geçirdi. Ve ben, abi bak aslında öyle gerçekten. Çünkü o değişti, ben şey demiştim. ya Benim için artık Turman'ın teknik direktörü Yuman demiştim. Bunun değişmesi için finalde acayip şeyler olması lazım demiştim. Oldu acayip şeyler, o yüzden şu anda Roberto Mancini oldu benim için. O yüzden Roberto Mancini'yle ile bitireceğiz. Ama hakikaten hak ediyor mu Mancini? Yani turnuvayla da hak ediyor, finalle de hak ediyor bence. E, ee, Yulman mükemmeldi. Ee, kim var başka mükemmel? Şey, Lavi. Şilavi. Şilavi, Onunla Onu da çok konuştuk burada. Yani oynayabilecekleri tek bir oyun vardı. Çünkü kapasitesi çok sınırlı bir takım. Çok sınırlı bir takım abi kapasitesi. Tek bir oyun oynayabilirler. O oyunu olabildiğince olabilecek en mükemmel şekilde oynattı. E, o çok etkileyici. Ben e, Marco Rossi atabilirim belki buraya. Kimi? Marco Rossi. Macaristan. Ha Marco Rossi diyorsun. Hayır ay, hayır hayır. Ne oluyor? Hayır hayır. Mönchengladbach'la Dortmund'a attım. Ya neden atıyorum? Hem ölüm grubundan neredeyse tabii, tabii. çıkabilmek Hadi hem abi. de takımın en büyük yıldızının turnuvaya gelmediği bir... Tabii aynen. Yüzde yüz, yüzde yüz abi. mükemmel bir iş. Zoboslay'ın olmadığı bir Macaristan'ı ölüm grubundan çıkarmak üzereydi şey e, çekelim. Vladimir Petkovic konuştuk İsviçre'nin yaptıklarından. Tekrar söylemeyelim. Rüzenke'ye çok salladık. Sen de salladın, salladın, ben de Onu... salladım ama sen değil miydi? Erman mıydı? Ben hatta yani yani şöyle tabii Hayır, ki şu anda mı salladım? Turnuvadan önce 24 kişi çağırması 26 yerine falan. Savundum ben orada. Ben onları söyledim sadece. Tamam okey. Ben savundum. Ben buradan şey söyleyeyim yani Lüzenike mesela iyi iş çıkardı. Beklemek lazım abi. Yani 24 oyuncu gidiyor, 2 oyuncu almıyor. Beklemek lazım. Bak ondan sonra Didier Deschamps'a bir eleştiri yaptılar. Ee, bazı oyuncularla alakalı. Adam şey diyor. Ya zaten 17 18 oyuncuyla oynuyorsunuz abi bu turnuvaları diyor. Yani e, 20 20. 23. 24. 25. oyuncular için bu kadar yaygara koparmaya gerek yok diyor. Şöyle Döşan. bir yaygara koparmaya gerek var. 17-18 oyuncu. Her takım 17-18 oyuncu oynuyor Bak, diyor. Bak nedenini söyleyeyim. Neden Öyle bunun bir aptallık olabileceğine dair küçük bir örnek vereceğim sana. Turnanın başında Covid problemi yaşadılar bu adamlar kamp döneminde. Tamam. Tamam, burada zaten fire verebilirdim Bu bir risk. Bunu kenara koydum. Türkiye Euro 2008'de hı hı. yarı finalde Almanya karşısına çıktığında 13 tane eksiği vardı abi bu takımın. Ha, tamam yani, da abi Türkiye'de özel bir seçim yaptı. Turnuva öncesinde abuk bir yükleme yaptı takıma. Hayır, şundan bahsediyorum abi. Onun, onun getirisi var, götürüsü de var olacak. Abi yanlışlıkla yarı finale... Tercih geldi. tercih yapıyorsun, bir yerden gidiyor. Şunu nasıl yapacaksın abi? Yüklemeyle olmasına gerek yok ki bunun. Yarı finale geldim 5 tane oyuncu sarı kart görmüş. Cezalı. İşte ne bileyim iki tane sakat vermişsin. E, abi Hadi varsa abi var, var, tut. Var ne olacak yani? Tamam risk yani. Risk ben onu da söylüyorum. risk aldığını ben de söylüyorum. Evet. Ama o risk almayı o iki oyuncuyla beraber getirecek ekstra problemleri ye, Anladım. okey. yüzden. Yani, okay. okay. tutuyor adam. O yüzden tamam. beklemek görmek lazımdı. Şeyi de öyle. Ramos için de aynı şey geçerli. Ee, o yüzden yani onun ışığında Luzenike'nin ben bayağı iyi turuna geçirdiğini düşünüyorum. Okey. En çok ona. beğendiğim bir hoca değildir. Mancini, büyük hocadır. <laughs> çok de, derinlikli bir analiz. <laughs> ya bak, e, şey... Turma zaten şeye açık getiriş, topa sahip olma oyunu falan filan. Sonra sorunlar ortaya çıktı falan. Ama finaldeki ben, insinye, sahte dokuz hamlesi bence çok cesur, e, çok inovatif ve mükemmel sonuç veren bir hamle olarak tarihe geçti. Bak, şey de öyle oldu. Barella'yı çıkartıp orada Cristante'yi sahaya atmak da bir riskti. Çünkü en iyi oyuncunu belki de dışarı atıyorsun. Cristante yerine koyuyorsun ve Cristante oyunu çeviren oyunculardan biri oluyor. O da öyle ama rakibi üst stoperlerle oynuyorken oradan bir santrfor olup oradan eksilmek, tamamen merkezlere geçirmeyi düşünmek ve e, ters, ayaklı kenarlarla aynen Berardi ve Chiesa'yı ters ayaklı kullanıp onları savunma arkasına yönlendirerek onları asıl santrforlar gibi kullanılarak ee, oyun almak, oyun çevirmek inanılmaz bir şey. Yani Wembley'desin, ikinci dakika golü yiyorsun, 15 dakika örseliyorsun İngiltere o golün etkisiyle beraber. 15'ten sonra oyunu alıyorsun ama hiçbir şey üretemiyorsun 55'e kadar. Bir sahte dokuzla beraber üçlü savunmayı paramparça etti adam. Bu arada Berardi'nin ve yani atsalar atarlardı diyebileceğim 3-4 tane pozisyonları var. Aynen. Çok özel bir şey gösterdi. Şeyi ee, de ekleyelim. Yani turnuvanın ortasında bir numaralı belki de motorunu takımı kaybetti biraz. Tabii abi bir de o var. Aynen bir de o var. Ee, zaten turnuvanın en büyük dört favorisinden biri değil İtalya. Birçoğuna göre. Ben şöyle, Her, ben şöyle Fransa, Portekiz, Fransa, Portekiz. Beşikli, İngiltere. Arkalarından İtalya işte falan. Almanya, ha. İspanya o arkadan geliyor. Yani gidiyordu. gibi. Almanya, Almanya ve İspanya'nın yanındaydı İtalya. Ee, öyle bir takımı yani ilk dört favoriden biri olmayan takımı zaten şampiyon yapmak büyük başarı. Başka bir şey oynayarak şampiyon yapmak büyük başarı. E ee, bir daha bir şey biliyorsun yani Mancini'nin milli takım kariyeri oyunculuk döneminde çok büyük oyuncu olmasına rağmen milli takım kariyeri yok gibi bir şey. Hı hı. Ee, onu da çok kısaca hikayesini anlatayım. Anlat ulan. Anlatayım artık bu kadar. Anlat yetmiştim. artık bu o kadar. Habir olmuş abi. 1982 Dünya Kupası sonrasında 84'te Enzo Berzot e, İtalyan hocası. 18 yaşında Mancini. Amerika'ya şey götürüyor. Hazırlık maçlarına götürüyor. Kanada oynuyor. İkinci maç Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da kalıyorlar. 18 yaşında olduğu için Berzot diyor ki bak otelden dışarı çıkmayacaksın diyor. Ailene ben hesap veremem falan diyor. Ee, takım arkadaşları geliyor gece. İkna ediyorlar bunu, gel bir şey olmaz. Eğleneceğiz, geleceğiz falan filan. Dışarı çıkıyor. Ve Ersut'un kulağına gidiyor bu. Ertesi gün yanına çağırıyor, kovuyor. Ee, bir daha senin takım almayacağım diyor. Bir daha milli takıma gelemeyeceksin diyor. 86'da takımdan ayrılıyor ve hakikaten o ana kadar almıyor. Hatta sonra şey olmuş. Mancini çok uzun yıllar sonra konuşuyorlar. Böyle o hadise üzerine e, ee, Berzot şey diyor. Ben sana bir telefon bekledim diyor. Telefon etseydin alacaktım diyor. Özür dileseydin. Manşini kar oluyor onun üzerinde. Neyse boş ver. Şey 86'ya kadar giremiyor zaten. 88 e, Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor ama orada galiba yarı finalde Sovyetler Birliği'ne falan yeniliyorlardı. 90 Dünya Kupası'nda Vialli ile beraber bak beraber kazandıkları Vialli ile beraber yerlerini şey kaybediyorlar. Skilacci Baggio'yu kaybediyorlar. 92'ye Avrupa Şampiyonası'na gidemiyor İtalya. 94 Dünya Kupası'nda da Arrigo Sacchi onu düşünmüyor. Onun da nedeni şey, bir hazır, 94 Dünya Kupası'nda hazırlanırken bir hazırlık maçından sonra, bir Almanya maçından sonra Sacchi ile havaalanında kavga ediyorlar. Sacchi'ye gider yapıyor bu. Sacchi de defol diyor. Ee, şey oluyor. Ama yani şöyle, Mancini ben ayrılıyorum dediği için biraz da o hadise ortaya çıkıyor. Hatta sonra Mancini ondan da çok pişman olmuş. Çünkü biliyorsun 94 Dünya Kupası'nda Bacu'nun falan sakatlıkları ciddi problem oldu. Final maçını sakat sakat oynadı Baccio. eğer ki daha önce sakatlanıyor bildiğim kadarıyla. 2-3 maç sakatlanıyor. maçı olması lazım. Ha, şey olsa, e, Mancini onun arkasında olsa oynayabilir. Ve belki de yarı finalde finalde kendisini Baccio ile beraber gösteren oyuncu olup çok daha kahraman bir noktaya gidebilirdi. O yüzden de ekstra pişman oluyor. Şimdi oyunculuk döneminde bunları yaşayan bir adam. Çok büyük oyuncu olmasına rağmen milli takım kariyeri hiç iyi olmamış. E, Böyle bir teknik adamın kendi oyun yapısının tamamen tersiyle başka bir şey göstererek bu milli takımla favori olmadığı, net favori olmadığı bir e, takımla şampiyonlar gitmesi. Kazanan oyuncu yok takımında. Hani dün de konuştuk. Bonucci ile kelim bile kazanan oyuncular değil abi. Çok deneyimliler. Her şeyi yaşamışlar maç anlamında ama kazanamamışlar adamlar. Uluslararası kupaları yok abi. Şeyi söyleyeyim de sana... E bu başarıyı şöyle de ölçebiliriz belki. Çok uzattık galiba. Çeyrek yarı final ve finalde yendiği takımları ben bir sıralayayım. Ondan sonra sen kapatırsın. Belçika, İspanya, İngiltere'yi devirip şampiyon. Bir de öyle abi. Wembley'de de. Tabii. Bir Aynen. Hani İngiltere çok daha avantajlıydı işte. Almanya maçından sonra önünde. Yani bu yüksek profilli takım evet. yok. E, İtalya'nın öyle bir şanssızlığı. Belçika'nın daha da büyük şanssızlığı. Belçika bir de Portekiz yapıp. Evet. Gelecekti, şey falan filan. O yüzden zaten Belçika'nın işi çok zorlaştı. Evet. Son 16'dan itibaren çünkü çok arka arkaya büyük maçlar. Hadi kapat. Zaten kapattık yani. E kapat, bir hoşça kal de bir şey de canım. Allah inşallah meydim. yani zaten her bir ay boyunca her gün konuşunuz, bir de burada bir saat. falan demezler inşallah. Vallahi <laughs> bir süre konuşmayacaksın ama söz. Ama yani transfer programlarımız var. Transfer programlarımız var. Ee, Onun dışında sana da bir es veriyoruz yani. Yani zaten gitmem gerekiyor artık biraz. Ee, git bakalım. <laughs> İyi tatiller diyorum şimdiden. Ee, çok Yani üzücü. ne zaman çıkarsın bilmiyorum ama pek görünmüyor önümüze gibi hafta. Bir hafta sonra gider mi gibi gözüküyor. Mutlu bir yaz diliyorum Emre'cim sana. Ben de sana evet, benzer <laughs> şekilde. Onur'cum çok sağ ol. Gelip burada bana eşlik ettiğin için. Rica ederim. Yani, Zevkli. Biraz da mecburiyet seni buraya getirdi. Böyle ama, her bütün mecburiyetler Ama keşke seninle, böyle olsa. Seni daha önce iki program çekmiştik burada. İkisi de çok keyifli olmuş. Bu da öyle oldu. Eyvallah. Yani, bir abi. saat normal gitmemesi gerekiyordu zaten. Muhabbet güzel olunca gitti demek. Evet ben de, yani. ben de kendi olmadığım programların süresine takılıyorum ama kendi olduklarında bir saat geçmesine bir şey demiyorum. Bu da bir iki yüzlüğüm olsun. Ulan bir saat 15 dakika çektiğin şeyler var Londra merkezler var. <laughs> <laughs> ne <Neyi> iş <şomundasın> ya. <laughs> evet, e, sezon finali bugün itibariyle, bu program itibariyle yapıldı. E, Ağustos ortası diyelim değil mi? Ağustos ortasında görüşmek dileğiyle. Tekrar hoşçakalın. hoşçakalın, Tekrar hoşçakalın. hoşçakalın. nedir ya? Hoşçakalın. Hoşçakalın.